AK Parti Gaziantep Teşkilatı iftar sofrasında bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen iftar programına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Programda açıklamalarda bulunan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Rabbim öncelikle birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. İnşallah sağlıkla, sıhhatle her sene bir araya bu şekilde geliriz. Çok kıymetli dava arkadaşlar. 31 Mart geride kaldı. Gaziantep olarak 31 Mart zaferimizin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin de mutluluğunu Rabbim bize yaşamayı nasip etsin. Çok kıymetli dava arkadaşlar. Birlik, beraberlik, rahmet getiriyor. İnşallah bizler ne kadar birlik, beraberlik içerisinde olursak Rabbim de bize başarımızı sağanak sağanak verecektir. Kardeşlik sofrasında bir araya geldiklerini hatırlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 31 Mart'tan zaferle çıktıklarını söyledi. 31 Mart'ta biz gayret ettik. Zafer Allah'tan oldu ve hamdolsun 15. kez milletin sınavından yüzümüzün akıyla çıktık. Burada emeği geçen çaycısından başkanına, bakanından cumhurbaşkanına, herkesin Allah razı olsun diyorum. Kendinizi bir alkışlayın bu sonuç için. Berenenin Alanel'den üstün olduğunu, komşusu açken tok yatanın bizden değildir olduğu anlayışını güçlü tuttuğumuz bir yer. Aslında bu ayın teyzini bütün 12 aya güçlü bir şekilde tutmamız lazım ki dünyada yoksulluk bitsin. Çünkü zekat en önemli şartlardan bir tanesi. Kur'an-ı Kerim'de nerede namaz yazıyorsa yanında zekat ilave ediyor. Zekatın hatırlandığı, sosyal adaletin, sosyal barışın sağlandığı bir medeniyet güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi gerekiyor. Bayramı da ağız tadıyla geçirmeyi, bayram tadıyla geçirmeyi nasip etsin diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Şahin ardından sözü AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer aldı. Her sene olduğu gibi bu sene de gönüldaşlar olarak bir aradayız. Allah ağzımızın tadını bozmasın, birliğimizi, beraberliğimizi de bozmasın. Yeni bir seçimden çıktık. Gerçekten Gaziantep olarak önemli bir zafer kazandık. Aldığımız oy oranı gayet mükemmel. Bunda emeği geçen, teşkilatımıza gönül veren bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ana kademe, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, bu neticenin oluşmasında emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Son olarak konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ramazan'ın kardeşlik, paylaşma ve rahmet ayı olduğunu söyledi. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir Ramazan ayına daha kavuştuk. Yine bu Ramazan ayında da maalesef Müslüman coğrafyası kan alıyor. Müslüman coğrafyasında, İslam coğrafyasında, insanlık aleminde yine zulmün kol gezdiği, masumların ve mazlumların yine hüzünlü bir Ramazan'a girdiği bir aya tanıklık ediyoruz. Bu Ramazan ayı kardeşlik, beraberlik, dayanışma ayı. Bizim de AK Parti olarak bütün insanlığa, bütün dünyaya ve Türkiye'ye hep birlikte aynı sofrada genciyle, yaşlısıyla, zenginiyle, fakiriyle hep birlikte olmanın, beraber olmanın şuurunu, güzelliğini hep birlikte yaşıyoruz. AK Parti olarak 31 Mart yerel seçimlerinden başarıyla çıktıklarını anlatan Gül, elde edilen güzel sonuçta gece gündüz çalışan teşkilat mensuplarının çabalarının yadsınamaz olduğunu söyledi. Ben bütün Gaziantep'e verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Ve bu başarının oluşmasında gece gündüz çalışan teşkilatımızın kadın kolları, gençlik kolları, ana kademesi sizler varsınız. Allah sizden razı olsun. Teşkilat olarak kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, dava kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Çünkü teşkilat bu işin omurgasıdır. Bu işi buraya taşıyan tekebbüre düşmeden bizim Bayburtlu Yusuf gibi
mütevaziyle, bu ülkeyle kalbi çarpan Bayburtlu Yusuflar sayesinde biz buraya geldik. İşte Bayburtlu Yusuf sizlersiniz. Allah sizden razı olsun. Sizlerin eksikliğini göstermiş. Daima milletle beraber, milletin sorunlarıyla beraber biz onları çözmek için gece gündüz çalışmamız lazım. Kendi sorunlarımızı millet duymayacak. Milletin sorunlarını duyup milletin sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışacağız. İşte bunları yaptıkça inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerine daha emin adımlarla yürürüz.